Arkadaşlar, bugünkü videomuzda elma eşeri yapıyoruz. Öncelikle elmalarımızı güzelce yapıyoruz. Öncelikle elmalarımız güzel bir şekilde kabukları soyuluyor. Elma eşerimizi kanalımızda bu işleri yapan annem Makbule Kaygılı sizler için elma eşerini yapıyor. Gördüğünüz gibi öncelikle elmalarımız soyulacak. Soyulan elmalarımız daha sonra gördüğü gibi dilim dilim doğranacak. İçindeki çekirdek kısmı da tabii ki çıkarıp ayıklanacak arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada bilgi verecek olursak elmamız eğer 2 kiloysa 1 kilo şeker kullanacağız. 4 kiloysa 2 kilo şeker kullanacağız. Yani buna göre ölçeği kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu arada doğranan elmalarımız bu kadar çıktı. Şimdi biz bunun üstüne 1 kilo da şeker atacağız. Aşağı yukarı 2 kilo elmaya 1 kilo şeker atacağız. Böylece akşamdan sabaha kadar bekleyecek. Sabahinde pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şekerini atıyoruz. Şekeri böyle tam üstüne yayacak şekilde. Evet, şu anda 2 bardak oldu. Aşağı yukarı arkadaşlar 1 kiloya yakın yani. Attık. Hani böylece sabaha kadar bekleyecek. Sabahinde pişirmesini yapacağız. Anne, artık sabahleyin bunun üstüne herhangi bir su falan katacağız mı? Yok. Sabaha kadar zaten bu şeker sulanacak. Kendi suyuyla da arkadaşlar pişirme işlemi yapacak. Arkadaşlar, daha sonra da tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Akşamdan sabaha kadar bekliyoruz. Akşamdan sabaha kadar bekleyen elma eşerimiz daha sonra ocağa konuyor. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker erimiş. Sulanmış. Şimdi bunu arkadaşlar pişirmeye başlayacağız. Arkadaşlar, kaynamaya başlayınca tabii ki tenceremizin kapağını kaldırıyoruz. Bundan sonra böyle pişirmeye devam ediyoruz. Ara ara da karıştırabilirsiniz. Elma eşerimiz yavaş yavaş olmaya başladı. Evet, şu anda arkadaşlar elma eşerimiz oldu. Birazdan bunları kavanozda alacağız. Evet, şu anda kavanozlarımıza katıyoruz elma eşerimizi. Arkadaşlar, sıcak olduğu için dikkat edin, elinizi yapmayın.
Ve daha sonra bunu ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bu arada elma içeriği hakkında size kısa bilgi verelim. Elma içerisinde bulunan A, C vitaminleri ve antioksidan maddeleri açısından zengin bir meyve olarak faydaları oldukça fazladır. Eşek şekerli olduğu için kullanılan meyvenin faydaları kana daha hızlı karışır. Hangi meyveden, sebzeden veya bitkiden yaparsanız yapın, içeriğin faydası kullanılan meyve, sebze veya bitkinin faydasıdır aslında. Fakat içerideki şeker gıdanın kana daha çabuk karışmasını sağladığından elma reçeli faydaları elmadan daha hızlı kendini gösteriyor. Reçel özellikle kış aylarında soğuğa karşı koru ve enerji verir. Her besinin taze halinin daha faydalı olduğunu belirtelim. Elma reçelini kışın tüketebilir ve mevsim dışında elmanın faydalarından yararlanmaya devam edebilirsiniz. Bunun yanında elma reçeli prostat ve akciğer kanser riskini azaltır. Böbrekleri temizler, baş ağrısını geçirmede etkilidir, kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürür, kan şekerini dengeler, romatizma gibi eklem hastalığına, diş sağlığına ve gut hastalığına iyi gelir, Parkinson ve Alzheimer hastalığına karşı korur, uykuyu düzenler, bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlar, sinir sistemine iyi gelir. Bunlar da arkadaşlar elma içeriği hakkında kısa bilgiler. Arkadaşlar, böylelikle elma içerimizi yaptık. Yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Klasik lafımızı söylüyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dileriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.